Merhabalar, merhabalar. Sevgili veliler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğrencilerimizle ilgili çok önemli şeyler konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Sevgili veliler, özellikle diğer öğretmenlerimizle yaptığımız toplantılarda arka dörtlünün dersi sık sık böldüğünü biliyoruz. Şimdi hocam pardon, arka dörtlü demişken söz hakkı doğmuş gibi hissettim benim çocuktan dolayı. Biliyorsunuz geçen dönem benim çocuğumun hiçbir zaman not ortalaması 90 aşağı düşmemişti. Ne zamanki yerler değişti. Bu Veysel, Oğulcan, Rıdvan'la birlikte oturduğu andan itibaren benim çocuğum perişan oldu. Yani hocam yani bunlar bir şey yani söylenti bunlar saçmalık hayır, yani. Hayır ne söylentisi Veysel sen kendi çocuğuna bakacaksın ben hocam yanlış mıyım? Ben kendi çocuğuma bakıyorum. Kendi çocuğuna bakacaksın. Hayır ben kendi çocuğuma bakıyorum. Bak öyle bir yaşça şey yok. Benden büyüksün. Pardon. Hanım bak pardon. Yaşça benden büyüksün. Ben mi senden hadi büyüğüm? Öyle saçmalık ya hep kendi hayır, çocuğu hayır. Ya. Benim çocuğum pırlanta gibiydi hocam yani. Okulu yaktı. Hocam ben yer değişmesini talep ediyorum yine. Okulu yaktı bunun çocuğu. Okulu bir şey demediler. Bunu talep okulu ediyorum. Yaktı. Toplantıyı bitiriyorum. Çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Sezai Bey bir 5 dakikanız varsa sizle konuşmak istiyorum. Estağfurullah hocam buyurun. Hayırdır inşallah. Konumuz Hakan. Hakan evet. Biz defalarca konuştuk. Siz defalarca konuştunuz. Konuştuk hocam evet. Ama halen ne ödev yapıyor. Yapmıyor. Ne dersi dinliyor. Dinlemiyor evet. Biz artık başa çıkamıyoruz. Top sizde. Hocam merak etmeyin. Ben mesajı aldım. Kendisiyle evde birebir iletişimle bizim büyük bir salonumuz var. Orada iletişim kuracağız kendisiyle. Fakat kırıp dökmeden sakin bir şekilde. Asla hocam. Bizim ailemizde sürekli iletişim. Çocukla sürekli iletişim. Bu var bizde. Hatta şimdi şey yapıyorum hemen. İknur o eşşol eşek evde mi? Hocam birebir konuşacağız biz kendisiyle. Sağ ol. Tabii. Sakin Sezai Bey. Sakin olun lütfen. Ay benim bu sene derslerim. Merhaba, hoş geldiniz. Dersleri kötü bu sene. Merhabalar. Ay hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ahmet Bey gelebilmişsiniz. Geçen sefer ayılamamıştınız pek. Aytencim ne yapıyorsun? Bakın neler neler yaptım. Allah aşkına başlamadan bir al. Ay elinize sağlık. Bir tane, bir tane. Al. Ay yok bir yeter. Yeter değil. Bir tane. Al, sen bir tane daha. Al. Allah aşkına al. Ben almayayım mı? Alın. Alayım. Alın. Evet, tamam teşekkür, yeter. Teşekkür ederim sağ olun. Eline sağlık çok güzel olmuş. Ne demek yani tabii ki güzel olacak. Bu arada Ebru Hanım öldüm. Ay çok güzel. Evet. Bakayım Selanik örgüsü mü var? Evet. Aa, böyle. Çok güzel ya, olmuş. Bunlardan da yemeği unutmayın yiyorum, sakın. Yiyorum. Benim pazar günleri günüm oluyor. Gelsene sen de. Aa gelirim vallahi çok tamam, severim gelirim. Ben de güleyim mi? Yok, kadın kadına şey yapıyoruz. Gün, altın günü. Anladım. Etütlere katılımın önemli olduğunu unutmayalım. Özellikle matematik dersinde çok büyük düşüş var. Örneğin Yiğit, ilk dönem notu 90'dı. İkinci dönem 65. Metin Bey, Yiğit diyorum, Metin Bey. Hayırdır hocam, hayırdır. Matematiği kötü galiba bizimkinin. Ne yapalım hocam, alalım mı biz bunu okuldan? Ben artık başa çıkamıyorum yani bununla. Hayır canım, niye okuldan alıyorsunuz çocuğu? Ya hocam, eti sizin kemiği benim bakın. Eğer alın diyorsanız yarın sabah ben bunu sanayiye veririm, hiç sorun yok yani. Ama siz bilirsiniz, siz öğretmen olarak bu işin pirisiniz hocam. Biz size güvendik yani. Şöyle yapalım Metin Bey, biz sizinle çıkışta bir konuşalım. Daha iyi olur bence. Ya hocam, yalnız kusura bakmayın çıkışta benim çok acil bir işim çıktı. Bizim araba, 10.000 bakımını yeni yaptırdık, 3 aydır da satamadım hocam. Onu bir satıp şey yapacağım, bu akıllı bir hanımefendi. Not alsın, bana iletsin, biz halledelim neyse ya. Parası neyse de verelim. Kursa mı? Yanlış mıyım hocam? Kursa mı veriyoruz, ne yapıyorsan yapalım yani. Kolay gelsin. Evet sevgili veliler, aklınıza takılan bir şey var mı? Hocam benim aklıma takılan bir şey var. Biliyorsunuz benim kızım dahi bir kız. Yani çok zeki. Einstein'ın Bayrampaşa şubesi diyoruz biz ona ailecek. Fakat şunu merak ediyorum. Burada bu okulda yeterli eğitimi alabiliyor mu? Yeteneklerini ön plana çıkarabiliyor mu? Tam emin değilim. Yani bu konuda ne yapabiliriz acaba? Merak etmeyin. Biz her öğrencimizle kendi evladımız gibi ilgileniyoruz. İşte bu doğru mu? Yani mesela şu beyefendinin, yanlış anlamayın lütfen, beyefendinin oğluyla benim zeki, mükemmel kızım aynı düzeyde nasıl eğitim görüyor? Yani
Hocam acaba bir hakaret mi etti yoksa ben mi öyle algıladım? Yok yok yok, hayır, olur mu canım? Sizinki de zekidir, tabii ki zekidir. Maşallah, maşallah. Ama yani tabii benim kızım kadar olamaz. Muhtemelen olamaz yani. Hocam bir kayırma mı var yoksa? Olacak yani, olmasını istiyorum. Ben bunu aslında rica ediyorum. Ne yapabiliriz bu konu hakkında? Merhabalar. Merhaba. Siz Hatice'nin annesiydiniz. Evet evet, onun annesi. Nasıl gidiyor dersleri ya? İyi mi? Vallahi bu ara biraz boşladı ama bakalım arkadaş Niye ortamından. Niye öyle arkadaş ortamından haylazlık? Evet. Bizimkinin de hiç haylazlığı yok. Bütün gün test çözsün, ders çalışsın. Bazen ben diyorum ki yahu Allah aşkına ya bırak şunu, bir sosyalleş. Yok, ben ille de tıpa gireceğim. Oraya gideceğim, buraya gideceğim. Böyle ya. Ah hocam geldi bu arada. Hoş geldiniz hocam. Arkadaşlar müsaade ederse Hüseyin Bey, 2 dakikanızı alabilir miyim? Tabii, hayırdır inşallah. Buyurun hocam, buyurun. Ne demek? Tabii, biz çıkalım. Hüseyin Bey, öncelikle sakin olun lütfen. Allah hocam, el ayak titriyor ama hayırdır inşallah. Oğlunuz karakolda. Karakol, benimki. İnanmam. Maalesef, hocam. Maalesef. 8 tane lahmacuncuyu aramış, 180 tane de lahmacun söylemiş. Adamlar da parasını alamayınca polise vermişler. Benim oğlan. Lahmacuncu trollemiş. Evet. Olacak iş değil. Bu çocuk evde melek gibi ya. Okulda böyle bile ama Hüseyin Bey. Allah Allah. Gidelim alalım bari çocuğu hocam. Vallahi siz gidin, biz artık yorulduk, bıktık. Doğru. Uğraşamayız. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun. Uğurlar o. Ay öyle düşünme, çalışın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırdır inşallah. Sizi bir mutsuz gördük bugün. Vallahi mutsuzum, ne yapayım? Tam şeyi konuşuyorduk. Çocuğu Ahmet'inkini, arkadaş ortamı iyiymiş. Benimki o da kötü. Kötü. Dersleri iyidir yahu. Dersleri de kötü. Sizinki hangisiydi? Ben Mehmet'in babasıyım. Mehmet. Bak Mehmet birinci olan değil mi matematikte? Benimki birinci de değil. Olsun, o da Türkçe de iyidir. Türkçesi çat pat. Hmm. Ama ondan daha iyileri var. Yani vardır, yok olmuyor. Vardır. Ya herkes benimkinden öyle, iyi. Öyle. Yükselemiyor. Komşu çocuğu var. Komşu çocuğu sürekli test çözüyor. Benimki anca bilgisayar başında sabaha kadar böyle. Hocamız geldi, bir de ona soralım. Soracağım yani, nasıl gidiyor? Soracağım. Çok dertli. Hocam, başlamadan önce bir soru sormak istiyorum. Benim çocuğum hangisinden iyi? Neydi? Öyle Merhaba. 8C. Yok 8A. 8A. Ha, pardon, bizim sınıf 8A. Evet, evet. Selma Hanım. Yok, Merve ben. Merve Hanım. Tamam. Mehmet'in annesi. Yok, Büşra'nın. Büşra'nın annesi. Doğru, karıştı birazcık. Siz Ecrin'in annesi diyeceğim ama muhtemelen siz de Ecrin'in annesi değilsiniz. Ah, hocamız geldi. Evet, herkes geldiyse toplantımıza başlayabiliriz. Bu arada hocam, başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Siz oğlumuzun matematik derslerine girdiğinizden beri notlar tavan yaptı. İnanılmaz yükseldi. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum hocam. Yalnız ben Türkçe öğretmeniyim. İşte yeni nesil sorular, biliyorsunuz artık hep uzun sorular. Matematikler bile Türkçe gibi. Sizin sayenizde matematik sorularını işte şey yapabiliyor, çözebiliyor diyeceğim. Herkesi karıştırdım galiba. Ama sizi karıştırmadım arkadaşlar. Siz Tonguç Akademi takipçilerisiniz. O zaman bu videoya like atmayı unutmayın. En sevdiğiniz veliyi de yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.